Evet. Şimdi Creative Commons lisansları ile ilgili İlkay bize bahsetti. Genel olarak bunlar 6 farklı lisanstan oluşuyor. Bir de CC0 adını verdiğimiz bu telif haklarının hani tamamen devre dışı kaldığı ve bir şekilde size aslında atıf yapmanızı da zorunlu kılmayan durumlar. Ama bunun haricinde bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bu lisansların nasıl kullanılacağıyla ilgili. Nasıl bu lisans çalışmalarını kendi örneğin dergilerine, yayınlarına veya bir takım üretmiş oldukları eserlere uygulayabilecekleri. Buradaki yapı içerisinde aslında bizim sayfamızdan da bir bağlantı söz konusu. CC lisansını seç diye ya da direkt olarak Creative Commons'ın kendi sayfasında Share Your Work bölümünden de bu çalışmaya ulaşabiliriz. Kısa bir süre önce, yaklaşık bir yıl kadar önce Türkçeleştirilme işlemleri tamamlandı aslında lisansların. Ve bu bağlamda belirli kısımlarını, sistemin belirli bölümlerine de Türkçeleştirme çalışmaları da tamamlanmış oldu. Creative Commons'ın bu bölümüne girdiğimiz zaman, yani lisans seçme kısmına girdiğimiz zaman, biraz önce İlkay'ın bahsettiği bu 6 farklı lisanstan herhangi bir tanesini seçebilmeniz için size çok basit sorular soruyor. Bu sorular içerisinde öncelikle eseri uyarlamanıza izin verilip verilmediğini sizden istiyor. Bu aslında işte en kısıtlayıcı lisanstan itibaren belirli seçenekleri sizin seçmenizi sağlıyor. Burada öncelikli olarak uyarlamaya izin verelim. Ticari amaçla da kullanılabilsin. Ve burada baktığımız zaman seçilen lisansı otomatikman gözlemliyoruz. Buradaki bölümlerden bir değişiklik yaptığımız zaman, örneğin türetilemez bir lisansa geçtiğimiz zaman, bu şekilde lisansın yine otomatikman değiştiğini gözlemliyoruz. Örnek olarak uyarlama yapılabilsin ama ticari amaçla kullanılmasın ve aynı lisansla paylaşılsın dendiği zaman da bu şekilde seçilen bir lisans ortaya çıkmış oluyor. Örneğin bu şu andaki seçilen lisans açık ders malzemelerinde, açık eğitim kaynaklarında en çok kullanılan lisans tiplerinden bir tanesi. Ama İlkay'ın da belirttiği gibi en fazla tavsiye edilen CC BY lisansı, yani herhangi bir sınırlama olmadan sadece atıf verilerek yapılan çalışma, ki bunlara da Free Culture dedikleri açık kültür lisansı olarak ifade ediyorlar. Buradaki sınırlamalar arttıkça bu açık kültür lisansı yapısından bir şekilde dışarı çıkılmış oluyor. Bununla beraber bir de diğerlerinin atıf yapabilmesi için, yani sizin yaptığınız bu çalışmaya daha kolay atıfta bulunabilmesi için bir metadata kısmı var ki bu opsiyon olarak sunuluyor. Ama buradaki bölümü aktif hale getirdiğiniz zaman hazırlanmış olan üst veriye ekleyebileceğiniz bir takım farklı alanlar da ortaya çıkıyor. Örneğin eserinizin farklı bir başlığı varsa, farklı bir adres üzerinden, URL üzerinden erişilebiliyorsa veya buradaki hazırlanacak olan üst veriyle ilgili farklı bir teknik kullanılacaksa, bunlarla ilgili seçimlerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm bu işlemleri tamamladığınız zaman size bir Creative Commons ikonu, bu ikonla beraber bir kısa metin ve eğer bu bir dijital ortamda yer alacaksa gömebileceğiniz bir HTML kodunu sizlere sunmuş oluyor. Eğer örneğin bu bir basılı kaynak olacaksa, bir poster bir şekilde dijital bir ortamda yer almayacaksa, bu üstteki bölümü kopyalayıp ilgili dokümana yapıştırmanız veya ona eklemeniz yeterli olacaktır. Yine burada eğer bu bir örneğin filmse, bunun ilk veya son karesine bu ibareyi yerleştirmek. Eğer bu bir ses dosyasıysa, ses dosyasının başına ve sonuna bunun normal yine metinsel ifadesini sesle eklemek yeterli olacaktır. Bu çalışmayı gerçekleştirdiğiniz zaman otomatikman lisanslama işlemini de tamamlamış oluyorsunuz. Yani herhangi bir veri tabanı yapısına kaydolmak, bir onay mekanizması, Creative Commons'ın listesinde bir şekilde sıralanmak vesaire gibi herhangi bir işlem söz konusu değil. Burada belki bu çalışmayı kullanan Türk Kütüphaneciliği'nin örneğini gösterebiliriz. Dergi ile ilgili olarak hemen en alt bölümde bu eser Creative Commons Atıf 4.0 uluslararası lisansı ile lisanslanmıştır şeklinde hem metinsel ifade var, hem bu metinsel ifadeyle beraber ilgili lisansa bir
gönderme var. Lisansın detaylarını görebilmek için. Hem de bu şekilde logosunu site içerisinde yer alması yeterli oluyor. Burada aksi belirtilmediği sürece bütün bu dergi içerisindeki makalelerin CC BY ile lisanslanmış olduğunu burada gözlemleyebiliyoruz. Yine bu konuyla ilgili olarak örneğin Dergi Park vesaire gibi sistemler içerisinde, açık dergi sistemleri içerisinde de ilgili kodu, buradaki kodu gömerek o sistemin içerisinde ilgili derginin lisanslanma işlemini aslında tamamlanmış oluyor. Buradaki yapı içerisinde bir de bu Creative Commons lisanslı ürünlere erişme kısmı var. Aslında bu çok daha fazla kullanıcı tarafından belki de tercih edilecek bir yapı. Buradaki yapıda da aslında yeni bir arayüze doğru geçişi var. Normalde Creative Commons'ın kendi web sitesine gittiğimiz zaman burada Search the Commons bölümünü giriş yapabiliyoruz. Bu eski arama motoru bir takım farklı Creative Commons'a destek veren portallardaki bölümleri arayabilmemiz için. Ama yeni bir beta versiyonu da var. Ki bu beta versiyonu çok daha birazdan göreceğimiz örneklerle aslında kullanışlı hale gelmiş durumda. Örneğin kütüphanelerle ilgili bir anahtar kelimeyle arama yapıyorsunuz. Bu aramanın sonucunda şu anda 17.331 tane kütüphane fotoğrafını bu şekilde ekrana geldiğini görüyoruz. Buradaki fotoğraflardan herhangi bir tanesini seçtiğiniz zaman bu fotoğrafla ilgili detayları da gözlemlemek mümkün hale geliyor. Burada hem fotoğrafın bir şekilde bilgileri var, hem burada fotoğrafı üreten kişiyle ilgili bağlantılar var. Hangi lisansla bu çalışmanın yapıldığı bilgisi yer alıyor? Hangi kaynaktan, hangi adresten bunları alıyor? İşte bir takım varsa meta bilgileri yine bu bölümde var. Ve bu yeni yapının belki de en güzel taraflarından bir tanesi de atıf yapabilmenizi sağlayacak olan metnin otomatikman size sunulmuş olması. Bu şekilde herhangi bir fotoğraf, herhangi bir görsel kullanmak istediğiniz zaman bu arama motorundan arama yapıp fotoğrafı kullanıp fotoğrafla ilgili olan atıfı da otomatik olarak buradan alabilmeniz mümkün hale geliyor. Yine burada metni kopyalayabilmek veya HTML'si üretmek de mümkün. Ve bununla beraber güzel bir de etiket yapısı var. Bununla ilgili olarak başka görsellere, başka içeriklere ulaşmak istiyorsanız da yine etiketlere ulaşabilir veya ilgili fotoğraflara, ilgili görsellere de yine bu bölüm içerisinden devam edebilirsiniz. Buradaki diğer bir avantajlı yapı ise aslında bu arama motoruyla ilgili olan yapıyı sizin kendi örneğin kütüphane sayfalarınıza veya kendi kurumsal sayfalarınıza da ekleyebilmeniz. Buradaki adres çubuğundaki aslında bölüme göndereceğiniz bir anahtar kelimeyle ilgili aramayı hemen gerçekleştirebiliyor. Bunu çok basit bir HTML formundan bu bilgileri yollamak mümkün. Örneğin bike diye bir arama yapmak istediğiniz zaman otomatikman bu kelimeyle ilgili aramaları da gönderiyor ve bunlarla ilgili yine detaylı bilgileri, işte o anahtar kelimelerle ilgili bağlantılarını, lisans bilgilerini, çözünürlükle ilgili bir takım piksel bilgilerini, her şeyini bu bölüm içerisinden almak mümkün hale geliyor. Eğer buradaki çalışmaları dediğim gibi belirli desteklenen portallar üzerinden eğer gerçekleştirirse o eserin üreticisi, bu platform içerisinde de otomatikman aslında taranır hale geliyor. Bu bağlamda aslında Creative Commons'ın kendi yapısıyla ilgili olarak, yani kendi sitesi içerisinde bu çalışmaların gerçekleştirilmesi çok pratik hale geliyor. Buradaki bölüm içerisinde destekleyen kurumları da görebiliyorsunuz. Şu anda aslında Flickr, Wikipedia, YouTube, Vimeo, Wikimedia Commons gibi aslında çok büyük oranda bu içeriklerin yer aldığı büyük portallar var. Bununla beraber işte MIT'nin kendi sitesi gibi bu şekilde açık eğitim kaynakları içeren yapılar da var. Aslında burada ya bu platformlar üzerinden bu içerikleri yayınlamak ya da buradaki bölümlerde bu lisans seçme çalışması içerisinde üst veri alanını iyi bir şekilde konfigüre ederek belki buradaki lisansları
seçtikten sonra hemen metadata ile ilgili ekstra bilgileri de biraz önce bahsettiğim girerek harmanlama sistemleri içerisinde bu içeriklerin bir şekilde tanınır halde olmasını da sağlamak mümkün olacaktır. Çok kısa zamanda bence bu Creative Commons'ın arama motorunun özellikleri de gelişecektir. Bununla beraber belki buradan belirli bir müfredatı arayabilmek, belirli bir eğitim paketini belki buradan arayabilmek, buna ek olarak bir takım farklı veri setlerini de bu arama motoru içerisinden arayabilmek mümkün olacaktır. Bunun beta versiyonuyla beraber her geçen gün yeni özelliklerinin geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Benim genel olarak aslında bahsedeceklerim bunlar. Çok basit olarak yapılabilecek çalışmalar. Hem bize bir takım kendi ürettiğimiz çalışmaları uygun üst verilerle beraber lisanslayabilmemizi ve bunların arama motorları tarafından bir şekilde bulunabilmesini sağlıyor. Hem de bu içeriklere tekrardan ihtiyacımız olduğu zaman farklı kişiler tarafından üretilen bunları da bir arama motoru yapısı içerisinden almamızı mümkün kılıyor. Son olarak da çok basit bir farklı örneği sizlerle paylaşayım. Örneğin Google'a girdiğiniz zaman buradaki bölüm içerisinde eğer bir görsel aratırsanız, yine mesela bu sefer kitaplarla ilgili bir çalışma yapalım ve burada imajları seçerseniz, buradaki bölüm içerisinde bir takım araçlar var ve bu araçlar içerisinde aslında sizin kullanım haklarıyla ilgili belirli seçenekleri de aktive etmeniz mümkün hale gelebiliyor. Yani eğer düzgün bir şekilde bu Creative Commons lisansını kullanırken o üst veri oluşturma kısmı ile beraber HTML'ye bu kodları eğer gömerseniz, Google gibi, Yandex gibi, Bing gibi arama motorları da bu çalışmaları gerçekleştirebiliyorlar ve sizin yapmış olduğunuz çalışmaya göre, örneğin ticari olmayan yeniden kullanımı üzerinde değişiklikler yapılabilecek imajları bu şekilde gösterebiliyor. Ve buna tıkladığınız zaman da yine bununla ilgili olarak ilgili testlere, ilgili görsele ulaşıp bununla ilgili indirme veya işte herhangi bir şekilde üzerine değişiklikler yapma şansına da sahip olabiliyorsunuz. Aslında teknik anlamda oluşturulan çalışmalar hem son kullanıcıları hem de belirli platformlarda bu eserlerini yayınlayan kullanıcıları aslında destekler nitelikte ve bu çalışmaları biz içerik olarak eğer arttırabilirsek çok daha zengin bir açık kültür malzemesine, açık kültür envanterine sahip olacağımızı ben düşünüyorum. Sorularınız olursa soru cevap bölümünde bunları yanıtlayabiliriz. Çok teşekkür